Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size İtalya'dan Türkiye'ye Ryanair ile nasıl gidileceğini anlatacağım. Umarım kazasız belasız biz de gideriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Neden? Çünkü bunlar bedava. Tuba neden videoda yok? Çünkü sabah mağmurluyor şimdi. Saat 5.44 Roma Termini istasyonundan trene bindik. Ciampino Havalimanı'na gidiyoruz. Gelirken Fiumicino'ydu. Böyle bir havalimanına gelmiştik. Bu ikinciymiş. İkinci havalimanına gidiyoruz. Sorduğumuz kadarıyla, internetten baktığımız kadarıyla tren İtalya'dan kişi başı 2,70 euroya bilet alabiliyorsunuz ve bu biletle Ciampino meydana kadar trenle gidiyorsunuz. Sonrasında Airlink dedikleri bir otobüsle havaalanına aktarma yapıyorsunuz. Bu 2,70'e hem otobüs hem tren dahil. Umarım olaysız dönüş yolumuz başlıyor. Sabah buraya geldik. Tuvalet aradık. Tuvaletler 6'da açılıyormuş. Hadi onu da geçtim. Peron ayırmışlar. Bazı peronlar normal peronun içinden yürüyorsun. 400 metre ileride. Ve bilin bakalım kimin peronu oradaymış. Tabii ki bizim peronumuz öyle. Evden çıktığımız anda, trene bindiğimiz ana kadar toplam 85 kilometre yol yürümüşüz. Bu 4 gün içinde. Oh my god! Wow! Havaalanına geldik. Küçük bir havaalanı. Pasaport kontrolünden geçtik. Uçağın gelmesini bekliyoruz. Oradan girişte bir sıkıntı olmazsa ondan sonrası bizim için çok rahat geçecek. Sadece bizim için önemli olan giriş. Girişi yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Yani şey söylerler belki, yani havaalanından çıkmayın diyebilir. Bizim için okey. Biz havaalanından zaten bineceğiz otobüse. Otobüsünü zaten öyle aldık. Havaalanından binecek şekilde. Ondan sonrasında bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar şu an Bulgaristan'a girdik. Sınırda sıkıntı çıkacak dediler. İnternetten baktık, çok sıkıntı olur. Yazıları gördük vesaire. Sınırdaki adam sadece sordu. Dedi ki buraya turistik şey için mi geldiniz? Seyahat için mi? Dedik ki bizim biletimiz var. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Otobüse bineceğiz dedik. Okey dedi. Damgaları bastı. Ben bir şey de söylemek olabilir. Tek girişli vize oldu. Çok bilgi kirliliği var bununla. Evet arkadaşlar, bu arada şöyle bir durum var. Bunu kesinlikle belirtmem gerekiyor. Bizim gerilmemizin sebebi, bu Schengen vizesiyle normalde Bulgaristan'a girilir. Ama bizimki tek girişli vizeydi. Multi giriş değildi. Yani multi giriş, birden fazla Schengen ülkesine sana verilen vize süresi içinde girebiliyorsun. Tek kuralı Schengen'e aldığın ülke. Mesela biz İtalya konsolosluğunu aldık. İtalya'ya bir giriş çıkış yapman gerekiyor. Onun haricinde giriş çıkışta bir sıkıntı yok. Ama bizimki tek giriş olduğu için bizimki sıkıntı olabilecekti. Yani gıcık bir memura denk gelseydik büyük ihtimal hani ne işin var burada, niye geldin vesaire diye bir sorgu süreci geçirdik. Ama en de sonunda alacaktı belli ki. Biz mesela bu süreçte araştırırken ben birçok video izledim. Birçok yazı da okudum. Hiçbirisiyle ilgili net bilgi yok ve şöyle bir korku oluştu bu yüzden. Sanki tek girişli vizeyle sadece oraya girip çıkmam gerekiyor. Onun haricinde hiçbir şey yapamam. Orayı aktarma olarak kullanacaksam da transit vize almam gerekiyor gibi. Bu arada transit vizenin de almak için ekstra harç ödüyorsunuz. Aynen. Sıfırdan vize almak gibi. Ekstra baştan transit vize başvurusu yapıyorsunuz. Yani evrak süreci yürütülüyor. Yine para veriyorsun vesaire. Evet, transit vize diye bir şey var. Ama mesela burası için demek ki çok da gerekli değilmiş. Onu anlamış. Evet. O yüzden korktuk yani. Ya zaten Türkiye ile sınır komşusu olduğu için buradan otobüs firmaları da Türk firmalar zaten. Buradan geçiyorlar. Bizim bineceğimiz otobüs firmasında da Arda Tur. Zaten Türkiye'de olan bir firma. Havaalanından nasıl otobüsün kalktığı yeri nasıl buluruz derken Arda Tur'un Bulgaristan sitesini bulduk. Kapıdan çıktığınızda sol tarafta otobüs durakları var. Oradaki otobüs duraklarının konumdaki karşılığına tıkladığımda Arda Tur'un otobüs planları görülmeye başladı. Dedik ki burası okey. İlk başta yakında ilk gördüğümüz kafe gibi bir yere doğru yürüyoruz. O da yaklaşık 1,5 kilometre. Orada oturup bir şeyler içelim, yiyelim. Açız çünkü. Sonrasında da ne yapacağımıza bakarız. Çünkü akşama kadar çok fazla vakit var. Bir de gördüğümüz kadarıyla taksi ücretleri çok ucuz. Buraya kadar gelmişken bir taksi atlayıp en azından bir 1-2 saatliğine belki merkezi görebiliriz. Kalkıp da ben burası için vize alacağımı sanmıyorum çünkü. Ama Ryanair gerçekten bence şu ana kadar benim bu yaşa kadar uçtuğum en rahat yolculuktu. Hani uçak öyle bir indi ki. Süzüldü havada. Süzülerek indi hani. İnişi bile çok güzeldi. Hiç böyle tık diye inme yoktu yani. O açıdan da güzeldi. Burada bu arada hava serin arkadaşlar. Bayağı serin. Güneş var ama gölgede bildiğin soğuk. 20 derece şu an hava. Uçaktan indiğimiz anda hasüktüren hava soğukmuş olduk yani. Tuba ile şimdi Anytime Food and Coffee diye bir yere geldik. Göstereyim. İki tane kocaman tavuk.
bir tane salata, yanında püre, iki tane bira ve bir tane ekmek. Toplamda 13 euro tuttu. Çok ucuz ya. Türkiye'ye göre tabii ki de daha pahalı oluyor da. Olmuyor mu? Benzer fiyata denk geliyor ama buranın birim bazında çok ucuza denk geliyor. Evet, aynen. Püre biraz tuzsuz ama gayet iyi. Ama salata benim favorim. Şöyle bir bira var. Borkolata bu daha çok benziyor. Diğeri daha çok Bomonti tarzı bir tadı o. Biz yemeye devam ediyoruz. Ovya dur çekeden de muhazzam. Şimdi bir 2001 yak abi. Çap çap. Bulgaristan'da hava sıcak olmuş öğlene geldiği için. 1,5 litre su aldık. Bir de kutu Schweppes vardı. Ülkemizde olmayan. Denemek için onu aldım. İkisi 1 euro 45 cent tuttu. Yani onlara çevirdiğinde 3 leva gibi bir şey yapıyor. Tuba adamlı yılan görüyor ama o yılanların hiçbirini ben görmedim. Havaalanına geri dönüyoruz. Dedik ki acaba merkeze mi gitsek? Burada tam bir taksiyi durdurduk. Fiyat sorduk. 15 dedi, 12 dedi, 10 euroya kadar düştü. Sonra tam yanımızdan pilotla hostes geçti. Hostes direkt binmeyin yalan söylüyor. Burada iki türlü taksi var dedi. O yüzden biz de dedik ki boş yer binmeyelim. Adam peşimizden gelmeye devam etti. Tamam ne kadar diyorsan olsun dedi. 10 euro tamam 10 euro diyor. Biz de bir yerden sonra artık tamam git birader artık sal dedik. Tam bizi geçti. Hostesin yakınında durdu ve ona Bulgarca bir şeyler söyledi. Sanıyorum ki hakaret etti kadına. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tuba'nın ayağı yara oldu. Merkeze gideriz. Bu kadar yolu yürüyemeyiz. O yüzden vazgeçtik. Havaalanında Tuba'yla dedikodu yapıyoruz. İnsanları eleştiriyoruz. Kimse de bizi anlamıyor. Schweppes'in şöyle bir kutu içeceği. Çok güzel bu arada. Greyfurt ama şekeri az. Edirne'ye gittikten sonra derin bir uykuya dalarsam diyeceğim ki sadece memleketimde uyuyabiliyorum. Burada beklerken Tuba dedi ki bir abur cubur alalım. Abur cubur değil tabii. Gittik şöyle bir şey aldık. Wave marka. Galiba süt yazmıyordu üstünde. Yarım kilo neredeyse. Neredeyse ne kadar değil, yarım kilo gerçekten. Yarım kilo mu? O halde yarım kilo süt almışız. 2,5 kilo civarı. Oha lan yarım kilo süt bildin ha. Çok lezzetli bir süt. Nacho dip diye bir şey aldık. Üstünde şöyle salsa sosu var. Maksat karnımız doysun diye aldık artık. Yani yemek yedik gerçi de beklerken insanın canı bir şeyler yemek istiyor. Açacağız zaten. Aa çok güzel. Aşırı lezzetli. Bizim abur cubur videomuzu izlediyseniz Makedonya'ya gittiğimizde aldığımız abur cuburlara ilişkin olanı. Şöyle bir marka almıştık. Kırmızı meyveli olanları. Çok güzel. Hiç yerim onu sevmem. Ama çok güzel. Uykusuzluktan ne diyeceğimizi bilemiyoruz çünkü biz dün 3 saat mi 3,5 saat mi uyumuş olduk. Bir de alarmı yanlış kurmuşsun. Tuba'nın telefonu hala Türkiye saatiyleydi. O yüzden biraz erken çaldı. Tuba baktım hazırlanayım. Ne yapıyorsun dedim. Daha bir saat var. Kalkmışım da hazırlanıyorum. Benim telefonumun alarm kurduğunun haberi mi? Sabah otelde şöyle bir şey oldu. Dün gece otele girerken kapıda bir adam vardı. Adam İngilizce hiçbir şekilde bilmiyor. Hani sayı olarak da hani 1, 2, 3, 4 onu bile bilmiyor. Çünkü oda numarasını söylüyorum onu bile anlamadı. Kağıda yazmışlar adam için. Aynen. Gösteriyorsun. Anahtarları olan oda numaralarını tek tek yazmışlar. Oradan seçiyorsun. Diyorsun ki burası gidiyorsun. Neyse odaya çıktık. Tabii hiç adam o an söylemek aklıma geldi. Söylesem de anlamayacaktı. Yarın biz çıkacağız desem de anlamayacaktı aslında. Tam çıkacağız. Baktık kimse yok. Müzik çalıyor ama kimse yok. Bilgisayardan rahatsız edici bir tane müzik çalıyor İtalyanca. Lan dedik bari hani parayı bırakalım biz çıkalım. Hani zaten baştan söylemişlerdi ne kadar olacağını. Kapıyı da kilitlemişler. Çıkamıyoruz da. Etrafa bakıyoruz kimse yok. Yanında oda var. Sesleniyoruz. Yok yani. Bağırıyorum ben artık otelin içinde hiç kimse duymuyor. Sonra birinci kata gittim lobiye baktım. Ağam yatmış. Orada koltuğun üstünde horluyor. 2-3 kere bağırdım yok. Dördüncüde artık adam uyandı. Anlamıyor da beni. Check out diyorum. Yok anlamıyor lan check out'u da öğren ya. Hani otelcilik yapıyorsun. Check in. Check out yani tek yapacağın şey bu. Adama diyorum ki go go we want to go go diyorum artık. Ben bir şeyler yapıyorum böyle. Anlamıyorum bir şeyler söylüyor saçma sapan. Bunu size yaramam ben sana. Siz bunu sen onun bonjurnunda. Böyle adama artık en son şöyle yaptım. Tamamı benzer bir şeyler yaptı. Aşağı indi kapıyı açtı sonunda. Ben o adamı bulamasam uçağı evet. Mı kaçıracağım? Hayır uçağı kaçırmaya geçtim. Ben gece dışarı çıkmak istedim. Evet o da var. Manyak gerizekalı uğraştırdı bizi ya. Haydi bakalım otobüse gidiyoruz. Evet, hayatımda ilk defa bunu yaşayacağım için birazcık meraklı durumdayım. Gece saat 12'yi geçti. Bu gördüğünüz otobüs sırası buraya kadar bizim otobüs bu. Ve biri de şurada arabaların beklediği sıra var ki of bitecek gibi değil yani. Bilmiyorum nasıl bir yer olduğunu çok acayip. Aslında burası.
büyük ihtimal buradan çıkış oradan giriş. Yani 2 ay sıra bekleyeceğiz. Ben de yani şu an sizle birlikte öğreniyorum. Hava soğuk burada. Gerçekten soğuk. Fiziksel olarak görebilmek çok değişik bir duyguymuş. Direkt bir ülkenin bittiği, diğer ülkenin başladığı yer. Neden kıyafetim değişti derseniz. Tuğba çok üşüdüğü için tişörtümü ona verdim. Türkiye'ye girerken büyük ihtimal birazcık daha uzun bekleyeceğiz. Çünkü orada gümrük kontrolü olacak. Ana burada ne varmış? Sen ne yapıyorsun burada tek başına ya? Otobüsten indik ve bize dediler ki hadi sıraya gel. Ve tek tek pasaport kontrolüne gireceğiz. İşler böyle. A few moments later. Arkadaşlar şu an net olarak ülkesiziz. Şu an hiçbir ülkede değiliz. Türkiye ve Bulgaristan'ın sınır çizgisi üzerinde duruyoruz. Yine bir geriledik. Evet yine geriledik çünkü şöyle biri bir şey almış sanırım, elektronik cihaz mı almış ne? Taxi free'den geçmesi gerekiyormuş. Farklı bir gişeden geçmesi gerekiyormuş. Muavin direkt şunu dedi. Ben ne bekleyeceğim onu ya dedi. Adam burada bırakıp gideceğiz galiba. Böyle bir saçmalık olacak. Bu kadar sınırı geçtik. Peki nereye gidiyoruz? Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye'nin sınırı tam karşımda duruyor. Aslında sınırdan geçtik de gümrüğü burası. Şoför sordu, duty free'ye girmek isteyen var mı? Ergün dedi, tabii gireriz ya, girmez miyiz diye de bir anda hep beraber girdik. Muavinin kendisi de geldi zaten. Ben de bir şeyler aldım hemen. Son kalan paramı burada harcadım. Otobüsten bizi komple indiriyorlar. Herkes alsın kendi çantasını diyorlar. Bir sıraya giriyorsunuz. Burası biraz uzun sürecek muhtemelen. Burası büyük ihtimal biraz sürecek çünkü gümrükten tek tek X-ray'den geçilecek. Kesin birilerinin bir şeyi çıkacak, garanti. Yorulduk ya, gerçekten yorulduk. Pasaport kontrolünden geçtik, gümrük kontrolünden de geçtik. Burada çantada ne var, şu ne, bu ne diye tekrar soru sordular ama yine şey değil yani, böyle bir zorlama falan yok yani. Zaten yasal sınırda aldığınız zaman herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Şimdi otele geldik. Artık bu yorucu günü Edirne'de kapatıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda yorum yapmayı da unutmayın. Neden Topacığım? Çünkü bedava. Evet bedava. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye. Bitti.